Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda, yoğurt otunun faydaları hakkında, bilgiler vereceğiz. Çeşit çeşit, muhteşem bitkilerle dolu doğa, o bitkilerin yararlarını ve, doğru kullanmayı bilene de, aynı oranda şifalar sunar. Tiroidin lenf kanserine, cilt hastalıklarından böbrek problemlerine kadar, birçok soruna iyi gelen yoğurt otu da, bunlardan biri. Peki, yoğurt otu nedir? Nerede yetişir? Faydaları nelerdir? Tüm sorularınızın cevabı videomuzda. Yoğurt otu nedir? Nerede yetişir? Yapışkan otu, çoban süzeyi, bere otu, sünnetlice otu, sünnetlik otu veya kaz otu isimleriyle de bilinen yoğurt otu, kök boyasıgiller familyasında bulunur. Latince adı, Gallium aparin olan yoğurt otu, gala kelimesinden türemiştir ve süt anlamına gelir. Eski zamanlarda peynir yapımında kullanıldığı için de bu isimle anıldığı söylenir. Üç çeşidi bulunan yoğurt otunun, şekilleri ve yetiştikleri yerler farklı olsa da, hepsi aynı faydaları sağlar. Bunlardan ilki, yüksek yerlerde yetişen, altın sarısı çiçekleri olan yoğurt otu. Dik olarak büyüyen bu tür, 60 santime kadar büyüyebilir. Türün diğer bir çeşidi ise, tarla ve çayırlarda yetişen yapışkan otu. Mayıs ile Ekim ayları arasında hasat edilebilen yoğurt otu, Türkiye'de 2000, Avrupa ise 2300 metre yükseklere kadar yetişebilir. Ana vatanının, Avrupa ve Asya olduğu söylenen yoğurt otu, dünyanın birçok yerinde yetişir. Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan ülkemizde ise, Adana, Antalya, Çanakkale ve Bolu'da sıkça bulunur. Oralara kadar gidemem diyorsanız, merak etmeyin, şifa kaynağı yoğurt otunu, aktarlardan rahatlıkla bulabilirsiniz. Yoğurt otu faydaları nelerdir? Kan temizleyici özelliğe sahip yoğurt otunun, cilt ve kanser hastalıklarında faydalı olduğu söylenir. Cildi gençleştirir ve, cilt kırışıklıklarını giderir. Yoğurt otundan demlenecek çay ile yapılan gargaralar, guatr ağrılarını hafifletir, ses tellerine iyi gelir. Ayrıca, yoğurt otu çayı ile yapılacak gargaranın, aftlara ve, boğaz iltihaplarına da, iyi geldiği söylenir. Ciltteki yaraların iyileşmesinde, önemli rol oynar. Safra kesesi taşları ve, idrar yolu enfeksiyonlarında, fayda sağlar. Romatizma ağrılarına, iyi gelir. Demir eksikliğine, iyi gelir. Ağrı kesici etkisi olan bu ot ile hazırlanacak yoğurt otu kremi, bel ve, boyun ağrılarına, iyi gelir. Lenf bezi sorunlarına, etki sağlar. Epilepsi hastaları için, sakinleştirici etki gösterir. Şişliklere ve ödeme iyi gelir. Taze yoğurt otunun kaynatıldığı suyun, cilde sürülmesi cildi gerdirir, kırışıklıkları giderir. Tüm bunların yanında, toplumda, maalesef, bitki çaylarının hepsinin, zayıflatacağı konusunda yanlış bir algı var. Şifa kaynağı, doğada bulunan her bitkinin iyi geldiği, derman olduğu rahatsızlıklar farklı. Yoğurt otu zayıflatır mı, sorusuna da verilecek kesin bir cevap yok. Bitkinin sağladığı onlarca fayda içinde, zayıflattığı yönünde bir bilgi yok. Yoğurt otu, tiroid ve guatr bitkisel tedavisi için çok faydalıdır. Tiroid bezi, salgıladığı hormonla, vücuttaki birçok fonksiyonu düzenler. Eksikliği ya da, fazlalığı durumunda, ciddi sorunlara yol açan tiroid hastalıkları, özellikle, kadınlarda, daha sık görülür. Tiroid bezinin aşırı büyümesi ise, guatr olarak isimlendirilir. Yoğurt otu, guatr hastalığına da iyi gelir. Yoğurt otu, Hashimoto hastalığının tedavisinde de, kullanılır. Bağışıklık sisteminin, bakteri, mantar, virüs ve parazit gibi vücuda zarar veren antikorları, yanlışlıkla, tiroid bezine yönlendirerek, yok etmeye çalışması olarak tanımlanabilecek Hashimoto hastalığı, hipotiroidi ve pek çok başka rahatsızlığın, başlıca sebebi olarak bilinir. Bitkisel tedavileri ile, dünyada ün yapmış, Türk kimya profesörü, Dr. İbrahim Saraçoğlu, yoğurt otunun, tiroid hastalıkları ve, guatra iyi geldiğini belirtir. Saraçoğlu'na göre, özellikle, gece yatmadan önce, yoğurt otu ile hazırlanacak çay ile gargara yapmak, guatr ağrılarını hafifletir. Fakat, her tiroid hastalığının, her kişide aynı seyretmediği ve, yoğurt otunun alternatif, bitkisel tedavi olduğu unutulmamalıdır. Hastalığınızın seyrine göre, ilk olarak, konunun uzmanı bir doktora danışmanız ve, bitkisel ürünleri, doktorunuzun uygun bulması halinde kullanmanız, sağlığınız açısından en doğru karar olabilir. Yoğurt otu, lenf kanseri bitkisel tedavisinde kullanılır. Lenf kanseri genellikle, lenf bezi, denilen bezelerin, patolojik olarak, büyümesiyle ortaya çıkan bir çeşit hastalık. Günümüzde, risk faktörlerinin artmasıyla birlikte, maalesef bu hastalığın görülme sıklığı da artış göstermiştir. Hal böyle olunca, hem modern tıpta, hem de alternatif tıpta, hastalıklara iyi gelecek yöntemler, bitkiler arayışı devam etmektedir. Yoğurt otu, nasıl tüketilir? Bitkiyi, çayını demleyip içebileceğiniz, ya da gargara yapabileceğiniz gibi, haricen, yara ve deri hastalıklarına, pansuman yaparak da kullanabilirsiniz. Saraçoğlu'nun tarifine göre, yoğurt otu çayı, şu şekilde hazırlanır. 1,5 su bardağı suya, 1 tatlı kaşığı yoğurt otu atıp, 6 dakika kaynatılır. Ilıyan su, sabah kahvaltısından sonra ve akşam yatarken olmak üzere, günde 2 defa, gargara yapılarak kullanılır. Bir hafta boyunca her gün, bir haftadan sonra ise, 3 günde bir kullanılır.
Kür, tiroid rahatsızlıkları için uygulanacaksa, Saraçoğlu hocanın önerisi, akşam kullanımlarından önce, biraz gargara yapmak, sonrasında ise, kalan çayı içmek şeklinde. Yoğurt otu zararları ve yan etkileri. Yoğurt otu faydaları, saymakla bitmiyor. Bitkinin, onlarca yararının dışında, bilinen herhangi bir zararı ya da, yan etkisi yok. Fakat, her bünyenin ayrı, her hastalığın farklı seyrettiğini, göz önünde bulundurarak, kullanmadan önce, mutlaka bir doktora danışmakta, yarar var. Kullanım amacınıza göre, doktorunuzdan alacağınız öneriler ışığında, yoğurt otu bitkisi kullanabilirsiniz. Tabii ki, burada, o meşhur lafı, hatırlatmakta da yarar var. Her şeyin fazlası zarar. Hiçbir alternatif tıp ürününü, belirtilen ölçülerin dışında kullanmamakta fayda var. Bu önemli bilgi ve yöntemlerden, daha fazla kişinin faydalanması için, beğenip, paylaşmayı unutmayın lütfen.